Hasan Tosun. Sizlere bu sayfada kendi köpeğinizi kendinize nasıl eğitebileceği konusunda rehberlik edeceğiz. Malum 81 ilin tamamında köpek eğitim okulu yok. Bu işin hem maddi boyutu var, hem manevi ve zaman boyutu var. Maddi boyutu derken bulunduğunuz ilden başka bir ile köpeğinizi eğitime götüreceğiniz zaman atıyorum eğitim bir ay sürecek, 2 ay sürecek. Bu 1 ay ve 2 ay boyunca köpeğinizin tamamen yanında olabilme şansınız yok. Olan arkadaşlarımız da olur ama olmayan da çok olur. Çünkü herkes iş güç sahibi, iş insanıdır, çalışıyordur, işleri yoğundur. Bir yerde memurdur, bir yerde işçidir, izin alamıyordur. Köpeğinin yanında bulunamaz. En azından mesela bir köpek bir ay eğitim alıyorsa son 3 gününü köpeğin yanında bulundurmak zorundadır. Ki köpeğinin aldığı eğitimi kendisi de görsün. Kendisi de köpeğiyle beraber eğitim alsın ki o eğitim bir işe yarasın. Bu manevi ve zaman boyutu çoğu insan işte bulunduğu ilden başka ile köpeğini eğitime gönderemiyor. Maddi boyutu ise o ilden diğer ile gitmek bir yol masrafı. Orada otelde kalacaksınız. Bu bir masraf. Artı köpeğin eğitim ücretiydi. Şuydu buydu derken size 25-30 bin lira mal olur. 25-30 bin lira bugün verebilecek insan da var. Veremeyecek insan da var maalesef. Verebilecek olanların da çoğunun zamanı yok. Bu yüzden kendi köpeğinizi kendinizin bulunduğunuz ilde, şehirde, köyde, kasabada, mezrada, kendi evinizde eğitebilmesi için elimizden geleni yapacağız. Bu videoda size köpek eğitiminin altın kurallarından olmazsa olmazlarından bahsedeceğiz. Bayağı farklı bir video olacak. Zaten videoyu izledikten sonra videonun sonunda siz de bunu takdir edeceksiniz. Çünkü daha önce hiç duymadığınız bilgiler vereceğim size. Bunlara geçmeden önce kendimi kısaca tanıtmak istiyorum. Videonun başında zaten adımı belirtmiştim. Hasan Tosun, 1976. Mersin doğumluyum. Köpeklere olan bu sevgim, bu köpek eğitimi nereden geliyor derseniz, sokağımda benim bir arkadaşım vardı, Savaş diye. Savaş Bey'in kendi evinde beslediği bir köpeği, 6 kedisi, iş yerinde 8 köpeği ve iş yerinin etrafında onlarca beslediği kedi ve köpeği vardır. Evindeki köpeği Doberman Jessica doğum yaptı. Rica ettim ben de bir tanesini bana verir misin? Sahiplenmek istiyorum. O da sağ olsun verdi. O köpekle beraber benim köpek sevgim başladı arkadaşlar. Eğitmem gerekiyordu. İşim gereği çok yoğun bir insanım. Köpeğime işte videonun başında belirttiğim gibi başka bir ile gönderme şansım yoktu. Kendi köpeğimi kendim etmek istedim. Bu işin Türkiye'de eğitimini aldım. Daha sonra bu bana yetmedi. Araştırdım. Biliyorsunuz doktorlardan örnek vereyim. Pratisyen doktor var. Uzman doktor var. Doçent doktor var. İşte profesör var. Profesörün de üstüne var. Ordinarius var. Bu işin en iyilerini araştırmaya başladım. En iyilerinden eğitim almak için. Araştırmalarım sonucunda Amerika'da Los Angeles'ta yaşayan Ömer Van Müller diye bir eğitmenle tanıştım. Kendisi aynı zamanda Hollywood yıldızlarının köpeklerini eğitiyor. Ve eğitmiş olduğu birçok köpek ulusal reklam filmlerinde oynuyor. Ondan da Omar Bey'den de eğitim aldım. Daha sonra bu da yetmedi. Araştırmaya başladım. Çünkü niye? Bir doktor hem beyin cerrahı olamaz, hem kalp cerrahı olamaz. Hem ortopedi uzmanı olamaz. Yani her bölümün, her branşın mutlaka bir uzmanı vardır. Mesela koruma köpeklerinde kim daha iyi? Hangi ülke daha iyi? Spor köpeklerinde kim daha iyi? İleri itaatte kim daha iyi? Özel becerilerde kim daha iyi? Bunları araştırmaya başladım. Fransa'ya baktım. Fransızların köpek eğitimlerini araştırdım. Rusların nasıl köpek eğittiğini araştırdım. Çinlerin, Japonların, Korelilerin, Almanların, İngilizlerin tamamının nasıl köpek eğittiklerine baktım ve inanın buralardan birçok hocalardan çok önemli bilgiler aldım. Yani bu videoyu izlediğinizde
çekmiş olduğumuz tüm videoları izlediğinizde aslında on binlerce video izlemiş gibi aynı tecrübeye sahip olacaksınız arkadaşlar. Hayatınızda ilk kez köpek sahibi olabilirsiniz. Daha önce köpek eğitimiyle ilgili hiçbir bilginiz olmamış olabilir. Bunlar olmasa dahi kendi köpeğinizi kendinizin eğitebilmesini sağlayacağız. Bunu nasıl yapacağız? Birincisi köpek bilimi diye bir şey var. Bir teknik var yani. Hem köpek biliminden faydalanacağız. Hem bazıları diyorum, hepsi değil, bazıları kendimize ait olan köpek eğitim teknikleriyle, köpeklerimizle, MIT ile, asker ile, MIT bir Malinos'tur, asker Doberman'dır. Ağırlık MIT ile çalışacağız arkadaşlar. Daha önceki videolarımı izlediyseniz, MIT'in nasıl bir köpek olduğunu az çok tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Biz MIT ile 2 ayda çok yol kat ettik. Bunu nasıl yapacağız? Yani size her şeyi görüntülü olarak, görüntülü anlatarak, uygulayarak adım adım, aşama aşama bir eğitim planı takvimi içerisinde videolarla anlatacağız. Şöyle düşünün, yani bir çocuğun kreşten anaokuluna, anaokulundan ilkokula, ilkokuldan üniversiteye başlaması gibi her şeyi adım adım anlatacağız size. Hem anlatacağız, hem göstereceğiz ve uygulayacağız. Bu sayede kendi köpeğinizi kendinizin eğitmesini sağlayacağız. Tekrar söylüyorum, bu konuda iddialıyız. Siz yeter ki videolarımızı baştan sona kadar izleyin ve videoda gördüğünüz her şeyi takip edin ve uygulayın. Size %99 garanti veriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, her köpeğini eğitebilen eğitmen olamıyorum maalesef. Bir şeyi bilmek farklı bir şey. Bildiğini öğretebilmek farklı bir şeydir. Kendi köpeğinizi kendiniz çok iyi eğitebilirsiniz. Ya da bir başkasının köpeğini de eğitebilirsiniz. Ama bildiğinizi bir başkasına öğretebilmek farklı bir meziyettir. Bir köpeğe 4 haftada ya da 3 haftada öğrenebileceği şeyleri kalkar da 4-5 günde öğretmeye çalışırsanız köpeğin kafasını gözünü kırarsınız. Korkutursunuz bu köpeği. Bu kendinizi kandırmak olur. Kendinizi de köpeğinizi de kandırmış olursunuz. Çünkü ezber unutulur ama öğrenme unutulmaz arkadaşlar. O yüzden sindire sindire komutlar bir refleks haline gelene kadar eğitimlere mutlaka devam edilmeli. Eğitim sektöründe maalesef ki görmüş olduğumuz eksiklikler ve hatalar da vardır arkadaşlar. Aşamalar ve metotlar ya anlatılmıyor ya da eksik anlatılıyor. Çünkü eğitim birbirine bağlı halkalar gibidir. Bir tanesi eksik olursa köpeğinizi ya eğitemezsiniz, ya o eğitim haftalar aylarca sürer, ya da yanlış eğitirsiniz. Yanlış öğretilen bir şeyi de düzeltmek sıfırdan öğretmekten daha zordur. Mesela eksiklikler ve hatalar var dedik. Aşamalar ve metotlar anlatılmıyor dedik. Bu aşamalar ve metotlar nedir? Öğretilmek istenen o komutun her sette kaç kez yapılacağı, o setin günde kaç kez yapılacağı ve her gün yapılmış olan o setin kaç gün ya da kaç hafta süreceği, ne zamana kadar sağ elde ya da sol elde, eğer solaksanız sol elde mama ile eğitim verileceği, ne zamana kadar o sağ eldeki mama bırakılıp sol ele alınıp mamasız bir elle eğitim verileceği, daha sonra iki elden de tamamen mamanın kaldırılıp ne zaman tamamen mamasız komut verilip mama kabından çıkartılıp mama verileceği, bunların hiçbiri maalesef anlatılmıyor ya da eksik anlatılıyor arkadaşlar. Nasıl yapılıyor? Örneğin mesela köpeğin burnuna mamayı tutuyorsun, şöyle bir gezdiriyorsun, mamayı hafif yukarı kaldırdığında köpeğin poposu yere değdiğinde yes diyorsun, mamaya zar veriyorsun. Oturdu, bitti. Arkadaşlar, profesyonel eğitim maalesef bu değil. Aşamalar ve metotları vardır bunun. Mesela köpeğin burnuna mamayı koklattın, hafif kaldırdın, köpeğin poposu yere değdi, oturdu. İşaretledin, verdin. Bunu köpeğe o sette, yani sabah mı, artık o seti sabah mı çalışıyorsunuz, öğlen mi çalışıyorsunuz, akşam mı çalışıyorsunuz, yani o an o köpeğin poposunu kaç kez yere değdireceksiniz? O mamayı kaç defa vereceksiniz? Bu bir. Yani bunu kaç defa yaptıracaksınız bu hayvana? Daha sonra
Bu seti günde kaç kez yapacaksınız? Yani sadece günde bir kez mi, sabahları mı? Ya da günde iki kez mi, sabah öğlen mi? Ya da günde üç kez mi, sabah öğlen akşam mı? Yani günde kaç kez yapacaksınız? Ve günlük yapmış olduğunuz bu seti kaç gün devam ettireceksiniz? 3 gün, 5 gün ya da bir hafta, 10 gün. Maalesef bunlardan birçok arkadaşımız bahsetmiyor. Bunların dışında yine önemli bir şey var. Mesela hep otur komutundan örnek veriyorum ki anlayasınız diye arkadaşlar. Elinizde mama, köpeği oturtuyorsunuz. Otur komutunu veriyorsunuz. Yani onun eğitimdesiniz. Ne zamana kadar elinizde mama olacak? Ne zaman bu mama elinizden bırakacaksınız? Yani hayatınız boyunca köpeğinizle beraber gezerken elinizde mama gezecek haliniz yok. Belli bir aşama. Sağ elde mama varken bu işi, eğitimi vereceğiz. Belli bir süre sonra da sağ elimizden mamayı kaldıracağız, mamayı sol elimize alacağız. Sağ elimizde sanki mama varmış gibi eğitimlere devam edeceğiz, sol elimizde vereceğiz. Ki köpek artık mamasızlığa alışsın, ödülsüzlüğe alışsın. Çünkü burnunda o mama varken sürekli o daha o mamada olacaktır. Burnu çünkü sürekli o kokuyu alıyor. Yavaş yavaş o kokudan uzaklaştıracağız onu. Daha sonra sol elimizden de mamayı bırakacağız. Yani iki elimizde tamamen mama olmadan o komutları vereceğiz. Yaptığında cebimizden ya da mama kabından çıkartıp vereceğiz. Yani bunlar hep bir aşama ve bir metottur. Bunları anlatan çok az arkadaşımız var maalesef. Köpek eğitimi tıpkı bir bilgisayar yazılımı gibi arkadaşlar. Parça parça yazarsınız. Daha sonra bittiğinde yazılım olur, program ortaya çıkar. Yani yapay zeka gibi düşünün bunu. Köpeği de parça parça eğitirsiniz. Sonra hepsini birleştirdiğinizde istediğiniz şey ortaya çıkar. Daha emeklemeye başlamadan köpeği koşturmaya çalışırsanız, köpek bırakın koşmayı, yürüyemez çünkü korkar. Kendine olan özgüvenini kaybeder. Bunu nasıl örnekleyebilirim? Mesela tüplü dalış kursuna gittiniz. İlk önce ne yaparlar? Önce suyun üzerinden, önce işte dalış takımını giydirirler size. Oksijen maskesini takarlar. Önce suyun üzerinden şöyle bir dalış yaptırırlar ki size, siz nefes almaya bir alışın, suya bir alışın, ekipmanlara alışın. Daha sonra sizi bir 2-3 metre aşağı indirirler. Yavaş yavaş kulak basıncını ayarlarlar. Daha sonra 10 metrelere, 15 metrelere, 20 metrelere indirirler. Teşekkürler. Afiyet olsun. 50 metrelere indirirler. Bu bittikten sonra bir de gece dalışları vardır. Gece dalışlarına başlarsınız. Yani her şey bir aşama aşamadır. Eğer ki hoca sizi 3 metreye indirdikten sonra birdenbire kalkıp haydi 50 metreye gidiyoruz dediğinde 50 metre derine daldığınızda çünkü güneş ışığı yoktur. Tamamen okyanusun dibi karanlık bir yerdir. Korkarsınız, paniklersiniz. Belki de bir daha hiçbir zaman dalmak istemeyebilirsiniz. Ya da bunun gibi yani her şeyin bir aşaması vardır. Her köpek mesela 60 günlükken verilecek eğitim farklıdır. 90 günlükken verilecek eğitim farklıdır. 6 aylıkken verilecek eğitim farklıdır. Her şeyi bir anda böyle köpeğe öğretemezsiniz. Bir anda köpeğe yüklenemezsiniz. Elim topu atıyorsun. Köpek zaten peşinden koşar. Kuçu kuçu dersin gelir. Ağzına alırsın mamayı verirsin. Arkadaşlar profesyonel eğitim bu değil maalesef. İlk önce o nesneyi bir tanıtacaksınız. Daha sonra o nesneyi ağzı aldığında bırakmayı öğreteceksiniz. Daha sonra ağzındayken yürümeyi öğreteceksiniz. Yoksa koşarken yarı yolda da ağzından topu bırakabilir. Ya da o topu alıp kaçabilir. Yani profesyonel eğitim maalesef bu değil. Her zaman 8 haftalık iken başlamak avantajınızadır arkadaşlar. Niye? Mesela bir çocuğu 3-4 yaşlarındayken bir jimnastiğe başlatırsanız bu çocuk başarılı olur. Ya da 10 yaşında başlatırsanız başarılı olur. O yüzden ne kadar erken başlarsanız o kadar iyidir. Köpek eğitimi, temel itaat, ileri itaat, iş köpeği, spor köpeği, koruma köpeği gibi gider arkadaşlar. Ama temelinde temeli vardır. Temelinde temelini yapmadan temel itaat eğitimine geçilmez. Temeli yapmadan da ileriye geçilmez arkadaşlar. Temelin de temeli derken ne demek istiyorum? Bunu da birçok arkadaşımız anlatmaz. Ya da eksik anlatır ya da hatalı anlatır. Temelin de temeline biz kreş eğitimi diyoruz arkadaşlar. Mesela bir çocuğa
daha kalem tutmasını öğretmeden kalemi eline verip de yaz diyebilir misiniz? Diyemezsiniz, yazamaz. İlk önce bir kalemi elinde tutması lazım. Mesela siz sağ elinizle yazıyorsunuz. Ben size desem ki sol elinize alın kalemi yazın. El aynı el, sizin eliniz. Parmaklar aynı parmak. Beyin aynı beyin, sizsiniz. Ama sol elinizde yaza yazamazsınız. Neden? Çünkü sol elinizin kas hafızası gelişmemiştir arkadaşlar. O yüzden tıpkı bir çocuğu kreşe, anaokuluna, anaokulundan ilkokula, ilkokuldan işte liseye, ortaokul, üniversite derken aynı bunun gibi temelinde temeli vardır. Temelindeki eğitimler bir, cezbetme eğitimi, iki, odaklanma eğitimi, üç, kas hafızası eğitimi, dört, işaretleme. Bu dört eğitim olmadan, bu dört eğitimi köpeğe vermeden asla ve asla temel eğitime başlanmaz arkadaşlar. Bunu nasıl açarız? Bir, cezbetmeden başlıyorum. Biliyorsunuz insanlara anlatarak eğitim veririz, anlatarak, göstererek eğitim veririz ama köpekler siz ne derseniz deyin sizi anlamazlar. Köpeklere eğitimi elimizle vereceğiz arkadaşlar. O yüzden köpeğin elimize alışması lazım. Yani bu elimizin bir hidrolik direksiyon gibi olması lazım. Arabalarda nasıl direksiyon tutarsınız? Sola çevirdiğinizde sola gider, sağa çevirdiğinizde sağa gider. Arabayı siz yönetirsiniz. Bir vites değiştirirsiniz. İşte 5'ten 4'e takar, gaza basarsınız, topuklarsınız, hızlandırırsınız, yavaşlatırsınız derken köpekler de elinizi takip edecekler. O yüzden bu eliniz sanki bir mama fabrikası gibi olacak. O köpek elinize alışacak. Cezbetme bu arkadaşlar. Yani köpeği elinizle besliyorsunuz. Elinizi sürekli takip ettiriyorsunuz. Bunun ayrıntılı videosu olacak. Bunu size iyice izah edeceğiz, anlatacağız. Cezbetme bu. Köpeğe el alıştırma. Elinizle besleme. Bir. İkincisi, odaklanma arkadaşlar. Odaklanma da köpeğin tüm dikkatini sizin üzerinize toplamasıdır. Mesela ders başladı, öğrenciler sınıfa girdi. Öğretmen tahtada dersi anlatıyor. Ama öğrenciler yandaki arkadaşıyla konuşuyor, sağa sola bakıyor, bir şeyler uğraşıyor. O öğretmene bakmıyor. Ya şimdi öğrenci öğretmene bakmaz ise, öğretmene odaklanmaz ise o öğretmen tahtada ne anlatırsa anlasın. O çocuk derse anlar mı anlamaz. O yüzden köpeğimize odaklanmayı öğretiyoruz. Yani size dikkat etmesini öğreniyor. Gözü sadece sizi görüyor. 3. Kas hafızası. Biraz önce bahsetmiştim. Daha kalem tutmasını bilmeden yazı yazdıramazsınız. İlk önce köpeğin kas hafızasını geliştireceğiz arkadaşlar. Yani nasıl oturması gerektiğini, nasıl yatması gerektiğini, nasıl kalkması gerektiğini kas hafızası yapacağız. Bunu nasıl yapacağız? Yine ilkokulda elimizin kas hafızası gelişsin diye, kalemi tutabilelim diye ilk önce bize hatırlarsınız. Önce böyle bir düz çizgi çizdirirler. Sonra yatay çizgi, sağa yatay çizgi, sola yatay çizgi, sonra yuvarlak. Sayfalarca bize böyle çizgi çizdirirler değil mi? Niye? Elimizin kas hafızası gelişsin, o kalemi tutabilelim diye. İşte köpeğin de kas hafızasını geliştirmemiz lazım. O oturup pozisyonda nasıl oturacağı, yatta nasıl yatacağı, kalkta nasıl kalkacağı. Buna kas hafızası diyoruz. Kas hafızasını geliştireceğiz. İşaretleme de arkadaşlar, dört işaretleme. Köpek bir şeyi doğru yaptığında doğru yaptığını bilme. Burada değer işaretlemek için mesela bir kelime seçeceğiz. Bu kelime evet olabilir, doğru olabilir, aferin olabilir, elma armut olabilir, fark etmez. Köpekler çünkü söylediğiniz şeyleri anlamaz. O kelimeye değer yükleyeceğiz. Mesela ben yes kelimesi kullanıyorum arkadaşlar. Niye yes kelimesi kullanıyorum? Evet mesela 5 harfli uzun. Yes 3 harfli kısa, hemen yes. Kısa ve öz olduğu için ben yes kullanıyorum. Yalnız şöyle clicker'ımız var. Clicker'ı da kullanabilirsiniz. Ben clicker'ı tercih etmiyorum. Çünkü bazı eğitimlerimde iki elimde de mama olması gerekiyor. Ödül maması olması gerekiyor. Clicker'ı tercih etmiyorum. Ya da bir elimde ödül maması, bir elimde köpeğin sevk kayışı var. Clicker'lı randıman alamıyorum arkadaşlar. O yüzden ben yes kelimesini kullanıyorum.
Bunun anlamı ne? Mesela yese bir değer yüklüyoruz. Yani köpek doğru bir şey yaptığında yes diyoruz, ödül mamasını veriyoruz. Bunu tekrar ettikçe köpek şöyle diyor. Ha, ben bu kelimeyi her duyduğumda iyi bir şeyler oluyor diyor. Bana diyor mama geliyor diyor. Bu her kelimeyi duyduğunda ona iyi bir şeyler oluyor. Hep mama geliyor. En sevdiği şey geliyor. Ha, demek ki bir şeyi doğru yaptığında yes diyoruz. Arkasından ödül mamasını veriyoruz. Köpek o şeyi doğru yaptığını biliyor arkadaşlar. Bu da işaretleme. Ne dedik? Baştan alalım. Cezbetme. Odaklanma. Kas hafızası geliştirimi. İşaretleme. Bu dört temel eğitimi vermeden, bakın temel de yanlış yazın. Temelin temeli bu. Kreş eğitimi diyoruz buna. Bu olmadan temel itaat eğitimine geçilmez arkadaşlar. Bu olmazsa olmaz. Tarih nasıl yazıyla başlarsa temel itaat eğitimi de bununla başlar arkadaşlar. Bu çok önemli. Bunun sizlere çok ayrıntılı videolarını çekeceğiz, anlatacağız. İşte bu cezbetme nasıl olur, kas hafızası nasıl geliştirilir, işaretleme nasıl yapılır, odaklanma nasıl yapılır? Bunların hepsinin ayrıntılı videolarını çekeceğiz, size göstereceğiz. Daha sonra artık çocuk kreşten, anaokuluna çıkıp ilkokula başlayacak arkadaşlar. Elimde not kağıtları var bu arada arkadaşlar. Çünkü vereceğim bilgiler önemli bilgiler olduğu için hiçbir şey atlamak istemiyorum. Arada bir notlarıma bakıyorum. Şimdi notlarıma bakarken çok önemli bir şey daha gördüm. Bunu tabii olmazsa olmaz. Bunu mutlaka söylemem lazım. Bunu daha önce duyduğunuzu sanmıyorum. Herhangi bir başka bir eğitmenden ya da başka birisinden duyduğunuzu sanmıyorum. Duymuş da olabilirsiniz ama 10 binde bir kişiden duymuşsunuzdur. Ben bunu Amerika'daki hocam Ömer Van Müller'den öğrendim. Hatta duyduğumda da çok şaşırdım. Çünkü o kadar çok araştırmıştım ki köpek eğitmenliğini, köpek eğitimini. İlk kez bunu ben ondan duydum ve şaşırdım ve de çok da aklıma yattı, mantığıma yattı. Mesela bu nedir arkadaşlar? Mesela köpeğe eğitim verirken otur eğitimi, yat eğitimi, kalk eğitimi, her ne olursa olsun ben hep oturdan örnek veriyorum anlaşılması kolay olsun diye. Mesela köpeği oturturdunuz, yes dediniz, mamayı ağzına veriyorsunuz. Ben de öyle yapıyordum. Ben de yanlış yapıyordum. Ne yapıyoruz? Köpek oturdu. Biz köpeğin ağzına mamayı veriyoruz. Hep yattı. Hep biz. Hep biz. Hep biz. Yani armut piş ağzına diş oluyor. Köpeğin ağzına mamayı hep biz veriyoruz. Hocam Ömer dedi ki yanlış dedi Hasan. Öyle olmaz. Peki hocam dedim nasıl? Köpek oturdu. Doğruyu yaptı. Yes dedin. Mama yine elinde. Hafif çekeceksin diyor. O diyor sana atılacak diyor. O diyor senden mamayı alacak diyor. Aa dedim. O bir takım bazı şeyleri söylemedi. Benim mantığım yattı ama yine de sordum. Söyledi. Hocam dedim niye böyle yapıyoruz? Dedi ki Hasan. Şimdi köpekler %99 kurt soyundan gelme kurtlarla akrabadır. Kurtlar dağda, ormanda, bayırda böyle bir ağacın gölgesinde yatarken tavşan gelip de kurtun ağzına gelip de al beni ye ben geldim sana hazırım beni ye demez. Onlar her zaman bir mücadele içerisindedir. Her zaman koşar, kovalar, atak yapar. Atlar, kendisi alır. Bu şekilde yaptığın zaman dedi, köpeğin burnuna mamaya koklatıyorsun. Köpek oturuyor ya da yatıyor. Doğruyu yaptı. Yes dedin, işaretledin. Sonra elini hafif çekiyorsun. Köpek geliyor senden mamayı alıyor. Almak zorunda. Sen diyor ağzına vermeyeceksin diyor. Bu diyor armutmuş ağzına düş diyor. Yani köpeğe diyor tembelleştirirsin diyor. Köpeğin doğasında böyle bir şey yok diyor. Hiçbir zaman diyor doğada diyor tabiat anında diyor hayvanların önüne diyor armutmuş ağzına düş. Ağızlarına mama gelmez diyor. Onlar hep bir mücadele ederler diyor. Ormanda bir leş bile bulsalar diyor. Bu sefer başka rakiplerle diyor mücadele ederler diyor. Gene diyor o diyor armut piş ağzına düş olmaz diyor. Bunun ne gibi faydalar olur? Bir, köpeği doğasına göre eğitirsiniz. Yani kendi doğasına göre eğitim verirsiniz. O mücadele eder, o sizden alır. İki, köpek size doğru atıldığında sizi hep takip etme, size gelme eğiliminde bulunduğu için size ne zaman gelse mama alacağını bilinçaltına yazar. 3. Köpek size karşı daha itaatkar olur. 4. Bu çok önemli. Mesela köpeği oturturdunuz. Otur dediniz. Mamayı verdiniz.
Aynı pozisyonu 10 defa daha yapmanız lazım köpeğin öğrenmesi için, değil mi? İşte oturan köpeğe bir daha otur diyemezsiniz. Pozisyonu bozmanız lazım. Bir daha oturtabilmeniz için. Bu şekilde yaptığınızda, mamayı geri çektiğinizde köpek pozisyonu bozuyor. Geliyor, mamayı sizden yiyor. Daha sonra otur dediğinizde yeniden oturuyor. Bu şekilde köpeğin pozisyonunu da bozmuş oluyorsunuz. Bunu da bu şekilde anlattık. Eğitim esnasında arkadaşlar şöyle bir eğitim sehpasını şiddetle tavsiye ediyorum. Böyle bir eğitim sehpası olabilir. Böyle bir minder olabilir. Yere çizgi çekebilirsiniz. Yere çizgi çekip içini sprey boyayla boyayabilirsiniz. Yere folyo yapıştırabilirsiniz. Yani köpeğe eğitim vereceğiniz küçük bir alan mutlaka olmalı arkadaşlar. Niye? Köpek artık belli bir süre sonra siz her seferinde eğitimi o sehpanın ya da işaretlediğiniz yerde yaparsanız köpek artık orayı bir sınıfı gibi görüyor. Köpek mesela eğitime başladınız, oraya geldi. Otomatikman akıllı moda geçiyor. Ha diyor, buraya geldik diyor, şimdi iyi şeyler olacak diyor. Niye? Sürekli çünkü ödül veriyorsunuz ona, mama veriyorsunuz, orada bir eğitim veriyorsunuz. Köpek orayı sınıfı gibi görüyor. Oraya geldiği zaman akıllanıyor. Daha iyi eğitim vermenizi sağlıyor. Köpeğin size karşı daha konsantrasyonun artmasını sağlıyor. Bir önemli bir nedeni daha var. Bu tür platformlarda eğitim vermezseniz, şayet normal yerde verirseniz, otur ve yat komutunda uzaktan komutlara geldiğimizde, köpek uzaktayken siz yat dediğinizde köpek olduğu yerde yatmaz. Size doğru koşar gelir, yanınızda yatar. Uzaktayken otur dediğinizde orada oturmaz, yanınıza gelir, yanınızda oturur. Ama bu tür bir platformda eğitimlerinizi verirseniz, başlarsanız, ilerleyen zamanlarda, ileri itaatlerde mesela köpeğiniz uzakta oturması gerekiyor ya da yatması gerekiyor. Uzaktan komut vereceksiniz. Eğitim sehpasının üzerindeyken eğitimleri yaptığınızda otur ve yat komutunda artık her eğitimde yarım adım yarım adım uzaklaşırsınız. Niye? Köpek çünkü o platformda olması gerektiğini biliyor. Hep o onun üzerinde kalacak. Siz artık yarım adım yarım adım uzaklaşırsınız. Bir bakmışsınız ki siz 5 metre uzaklaşmışsınız. Köpek hala platformda. Siz 5 metre 10 metre uzaktan köpeğe otur yat komutu veriyorsunuz arkadaşlar. O yüzden platform önemli. Ödül maması konusuna gelelim şimdi. Ödül maması olarak köpeğin kendi kuru mamasını kullanıyoruz. Sosisti veya herhangi bir şeydi, farklı şeyler kullanmıyoruz. Niye? Köpeğiniz eğer yavru bir köpekse daha sindirim sistemi tam gelişmemiştir. Böyle farklı şeyler kullandığınızda köpeğin sindirim sistemi bozulabilir, ishal olabilir, rahatsızlanabilir. O yüzden ödül maması olarak köpeğin kendi kuru mamasını kullanacağız. Bilginiz olsun, bu önemli. Köpek zaten karantina süresi içerisinde bu süreyi değerlendirmemiz lazım. Köpeğin aşıları tamamen bitmeden, o yeterli olgunluğa ulaşmadan köpeğimizi asla ve asla dışarıya çıkartmıyoruz arkadaşlar. Çünkü parvo denilen bir virüs var. Maalesef çok tehlikeli bir hastalık. Köpeğin karantina süresi bittiği zaman da dışarıya çıkartacağımız zaman da ilk başlarda köpeğimiz hani böyle tam olgunlaşana kadar 5-6 aylık olana kadar kesinlikle otluk, çimlik yerlere köpeğinizi sokmayın. Soktuğunuzda çünkü bu çimlerin, otların arasında başka köpeklerin dışkıları olabilir, çişleri olabilir. Siz göremezsiniz çimlerin içerisinde, köpeğiniz onu koklar, ona dokunur, onunla temas eder, hasta olabilir, köpeğinizi kaybedebilirsiniz. Ben çünkü 3 tane köpeğimi kaybettim. Ödül mamasını şöyle düşünün. Ödül maması köpeğin maaşı olarak düşünün arkadaşlar. Yani her ödül mamasını, her verdiğiniz mamaya $50 olarak görün. Şimdi bunu nasıl örneklendirebilirim? O köpek bir şeyleri kemirmek, hoplamak, zıplamak, koşmak ya da uyumak varken gelip sizin için bir şeyler yapıyor. Sizin için iyi bir şeyler yapmaya çalışıyor. Sizin söylediklerinizi yapmaya çalışıyor. Yani o köpek aslında çalışıyor. Çalışan bir köpeğe de maaş vermeniz lazım. Her mamayı $50 olarak görün. Çünkü niye? Mesela siz en yakın akrabanızın bile yanında bir işe girseniz siz bedavaya çalışır mısınız? Yani birinci derecede en yakın akrabanızın bile yanında olsanız bedava çalışmazsınız. Yani hiç kimseye bedava çalışmaz. 3-5 saat, bir gün, iki gün yardım edersin ama nereye kadar? Bedava çalışmazsın. O köpek de sizin için çalışıyor arkadaşlar. Hoplayabilir, zıplayabilir, oynayabilir, bir şeyler kemirebilir, uyuyabilir ama bunları yapmıyor. Ne yapıyor? Geliyor sizin yanınızda. Sizin söylediklerinizi yapmaya çalışıyor. O köpek çalışıyor. Çalışan bir köpeğe de maaş vermek zorundasınız. Onun maaşı da o ödül mamasıdır arkadaşlar.
Ödül mamasıyla da çalışabilirsiniz. Oyuncaklarla da çalışabilirsiniz. Çünkü bazı köpekler oyuncağa daha düşkündür. Ama oyuncaklarla çalışırsanız süreç bayağı bir uzar. O yüzden en etkili ve hızlı yöntem ödül mamasıdır arkadaşlar. Çünkü köpeğin av içgüdüsünden, açlık içgüdüsünden faydalanıyoruz. Bunu da böyle açıklayayım. Önemli bir husus, eğitime yeni başladığımızda, bakın arkadaşlar bu çok önemli. Kesinlikle ortalıkta mama kabı olmayacak. Köpeğinizi mama kabından beslemeyeceksiniz. Mama kabını unutun yani. Mama kabı, bu eğitimler tamamen bitene kadar köpek mama kabından beslenmeyecek. Ha şunu diyebilirsiniz, bu köpek aç mı kalacak? Tabii ki aç kalmayacak. Yavru bir köpek zaten günde 3 öğün beslenmek zorunda. Sabah, öğlen, akşam beslemek zorundasınız arkadaşlar. Yani çok minikse günde 4 öğün beslemek zorundasınız. Şimdi biz insanlar sabah kahvaltımızı yapıyoruz. Karnımız doyuyor. Öğlen yemeğimizi yiyoruz, karnımız doyuyor. Akşam yemeğimizi yiyoruz, karnımız doyuyor. Köpek de böyle. Şimdi tamam mama kabı olmayacak, mama kabından yemeyecek ama açta kalmayacak. Sadece elinizden yiyecek bu mamayı. Ve sabah yemeğini mama kabından değil, elinizden yiyecek. Öğlen yemeğini mama kabından değil, elinizden yiyecek. Akşam yemeğini mama kabından değil, elinizden yiyecek. Ne olacak? Hayırlı köpeğiniz aç kalmayacak. Sadece tek fark mama kabından değil, elinizden yiyecek. Yani eliniz mama kabı olacak. Köpeğiniz aç falan kalmıyor arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Kesinlikle mama kabı olmuyor. Sadece su kabı oluyor, suyunu içiyor. Köpek eğitim süresi boyunca tüm yemeklerini sizin elinizden yiyor arkadaşlar. Bu çok önemli bir nokta, önemli bir nüanstır. Bilginiz olsun. Önemli bir konu daha var. Eğitimlere başladığımızda evimizde köpeğin dikkatini dağıtmayacak, sakin, sessiz, köpeğin size daha konsantre olacağı bir oda olabilir, bir depo olabilir, bir garaj olabilir, bir bahçe olabilir, bir kapalı alan olabilir. Yani köpeğin dikkatini dağıtmayacağı, sadece size odaklanacağı bir alanda eğitimlerimizi veriyoruz. Bu çok önemli. Daha sonra bu herkesin ortak noktası. Bu eğitimleri köpeğin karantina süresi içerisinde veriyoruz. Aşılar tamamen bitene kadar bu süreyi değerlendiriyoruz bu şekilde. Eğitimleri bir ay, iki ay böyle kapalı bir alanda, bir odada verdiğiniz zaman köpek artık aşıları bitti, tamamen dışarıya çıkartacaksınız. Siz zannediyorsunuz ki köpeğim tamam her şeyi öğrendi. Burada yaptığı her şeyi dışarıda da yapacak. Dışarıya çıktığınızda büyük bir sürprizle karşılaşacaksınız. Çünkü köpeğiniz sizin o iki ay boyunca verdiğiniz eğitimden hiçbirini dinlemeyecek. Dışarıda sizin sözünüzü dinlemeyecek. Sağa sola koşturacak, böyle çekecek, çekiştirecek. Bunun nedeni ne? Köpeğiniz zaten yeni doğmuş, annesinden ayrılmış. Siz ona kapalı bir ortamda, evin içerisinde eğitim vermişsiniz. Hasta olur diye hiç dışarıya çıkartmamışsınız. Köpeğiniz ilk kez dışarıya çıkıyor. İlk kez dünya gözüne geliyor. Ağaçlar, yollar, çiçekler, otlar, böcekler. İlk defa dünyayla karşılaştığı için, uyaran çok fazla olduğu için tabii ki köpeğin dikkati, konsantrasyonu dağılacak. O yüzden 3-5 gün, 1 hafta köpeğinize dışarıda kesinlikle eğitim vermeyin. Yani sizi çekmesine izin verin, çekiştirmesine izin verin, etrafı tanımasına izin verin. Köpek etrafı tamamen tanıdıktan sonra, artık etrafa karşı duyarsızlaştıktan sonra artık içeride verdiğiniz eğitimlerin dışarıda da üzerinden gitmeniz lazım. Yine dışarıda çok kalabalık bir ortamda değil, bakın kademe kademe, önce evde sessiz bir ortamda, daha sonra dışarıda gene sessiz bir ortamda, daha sonra dışarıda kalabalık ortamda. Kademe kademe eğitimleri vereceğiz arkadaşlar. Bunlarla ilgili ayrıntılı videoları da zaten çekeceğiz. Eğitim videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın arkadaşlar.